sen de söyle. Hiçbir tarih kitabında geçmeyen bir beyliğe gidiyoruz. O beylikte yine hiçbir tarih kitabının yazmadığı, kimsenin bilmediği bir olayı işleyeceğiz efendim. Bu tarihin karanlık sayfasını da buradan açıklamış olacağız. İyi seyirler diliyorum. Gel bakalım Akıncı Mustafa. Romalılardan mektup geldi. Beraber okuyalım, yanımda dur. Sevgili Merzifon oğulları, biz oluyoruz. Neyse ki kalabalığız. Evet. Kapınıza dayandık. Bugün yarın oradayız. Sizi fethedip adetlerimiz üzerine vezirin... Vezir ben oluyorum. Kellesini alıp kazağa oturtacağız. Kazağa oturtulacak kelle bu oluyor. Şimdi kültürel olarak saygı duymakla beraber ben böyle adetin ta içine tüküreyim. Şşş, neden böyle bir şey yapıyorum? Ne yapacağız? Ne yapacağız Mustafa? Sakin ol ya, biraz sakin ol. Bak ne yapalım biliyor musun? En iyi savunma hücumdur. Sefer yapalım, saldıralım. Lan kiminle hücum edeceğiz Fatih Terim Efendi? He? Beyimiz Merzifonoğlu Şevket Bey savaş karşıtı bir bey. Kendisi sefer mefer düzenlemiyor. Sefere çıkmıyoruz artık. Bütün askerler göbek bağladı. Ben de bu haldeyim. Aynen ya. Benim de kılıcım paslandı. Sefersizim. Geçen benim çocuk tecetveri olarak kullandı kılıcı. Resmen mağdurum. Şimdi mağduriyet yarıştırmak istemem ama az önce kellemin kazağa oturtulacağı, umarım öyledir, kellemin kazağa oturtulacağı resmi bir mektupla bana deklare edildi. Evet. Evet. Ben de savaşmak istiyorum. Ben de sefer düzenlemek istiyorum kellem için. Ama önce Merzifonoğlu Şevket Bey'i ikna etmemiz lazım. Nerededir acaba kendisi? Nasıl yapacağız? Hücum! Gidelim Merzifon'a gidelim. Suyundan gidelim Merzifon'a gidelim. Suyundan balından balından yiyelim. Gidelim gidelim Merzifon'a gidelim. Merzifon'dan vazgeçmeyelim. Ay. Vallahi Bilal, Merzifon gibisi yok ya. Tabii moruk. İyi yere beyli kaçtık valla Bilal. Manyak mısın tabii ya. Daha iyi bir location olsa ben seni oraya akıtmaz mı? Lala Bilal, siz hiç Merzifon'dan dışarı çıktınız mı? Yok. Ya bir insan Merzifon'dayken niye dışarı çıkma ihtiyacı duysun abi? Ben anlamıyorum ki ya. Aynen öyle. Cumhuriyet Caddesi'nde her şey var. Beyim ya. Beyim, böyle diye diye bütün beyliklere vergi öder oldu. Bugün yine yeni bir tanesi geldi, o da vergi istiyor. Hangi beylik o? Dulkadir oğulları. Lan bu adam dur kaldığından beri her yere salçordu ya. Şu adam bir evlendirelim de kafamız rahatlasın ya. Ama daha da büyük bir sorunumuz var efendim. Çok ciddi bir sorunumuz var. Romalılar geliyor. Bizi fethedip adetleri gereği... Buranın altını çizmek istiyorum. Vezirin kellesini kazağa oturtuyorlarmış. Onu istiyorlar. Bu Romalılar da çok kafa açıyor abi. Bana bir şey yapmıyorlar yani. O zaman buyursunlar, yesinler. Başımızın üstünde yeri var. Beyim, beyim, siz burada birbirinize çakarken benim kafamı kazığa çakacaklar. Her şeyde kafanı takma İbrahim. İvo, biraz relax ol abi. Bu kafayı değiştirmen lazım. O kafayla bir yere varamazsın İvo. Evet, kafa şakalarıyla beni gelmeniz bittiyse, bitti mi?
Çok gerildiysen sana bir kafa izni verelim o zaman. Hasan! Hasan, Hasan! Ay, gerilme o kadar. Gerilme İbrahim. Tamam, şey yapma. Ne yapalım şimdi? Var mı bir plan program? Ne yapalım biliyor musun? Hadi konuşalım. Bir gece ansızın baskın yapalım. Sefer düzenleyelim, akın edelim. Ne dedin? Bilemedim ya. Sefer mefer şimdi. Bizi zorlar abi. Evet. Gece baskını. Gece baskın verelim. Gece mece baskın verelim. Adamlara ayıp olur gece baskını ya. Haber vermeden gidilir mi ya? Bırakalım onlar gelsinler. Ha, pusu kuralım diyorsun. Yok, sofra kuralım. Tavşan Dağı'na götürelim adamları. Bir güzel. Tavşan Dağı Merzifon'un bir yüce dağıdır. Tavşan Dağı'na götürelim adamları. Yedirelim, içirelim, sonra da... Zehirleyelim. Hayır, bir güzel yatalım, uyuyalım. Adamlar yoldan gelir, yorgun olur. Ya bu nasıl plan, bu yemek planı? Ayrıca ne yedirip ne içireceğiz beyim? Bütçemiz mi var? Koskoca beylikte 3 tavuk kaldı. Oo, 3 tavuk mu? Şöyle yaparız. Akşama tenekede tavuk, yanına da merzifon üzümü suyu. Az az çaktın sen de suyu. Az az. Az 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 az. Az oğlum bana böyle planlarla gelin ya. Hep sefer, hep baskın ya. Akşam evet, tenekede tavuk ve yanına da üzüm suyu. Program belli oldu. Tamam, toplantı bitti. Hadi kalkıp gidelim de Taşan'da bir kahve içek. Dur dur dur. Hayır. Beyim. Bir dakika. Taşan'a kahveye gitmeden önce acaba Merzifon oğullarının geleceğini mi konuşsak? Mustafa, senin savaş planın var. Mustafa Bey, onu bir anlatıver. Efendim. Beyim, otur. Aynen şöyle yapacağız. Buyurun. Bakın, şimdi komşumuz olan Cevdet Bey ve oğullarına bir baskınla kendimize katıyoruz. Ondan sonra ordu kuvvetlerine kendimize kattıktan sonra Roma'nın üstüne yürüyoruz. Bir dakika abi. Ya bu çok agresif bir savaş planı ama. Öyle değil mi beyim? Daha böyle barışçıl bir savaş planı yok mu oğlum? Var. Güzel bir akşam yemeği hazırlıyoruz. Mum yakıyoruz. Üzerimize rahat bir şeyler giyiyoruz. Düşmanla dans ederken ona öpücükleri veriyoruz. Bana uyar. Savaşma seviş, pis. Bir dakika, lan Bilal. Burada oturup yediğimiz, içtiğimiz, eğlendiğimiz artar yeter. Çoktandır kurduğum bir plan vardı. Onu sizden paylaşmak istiyorum. İşte bu, liderimizin bir plan olduğunu ben biliyordum. Dinliyorum benim kafam sizde. Mecazen değil, yani kafam anlatacağınız plana bağlı. Dini o zaman İbo. Atuk, Avrupa'ya açılmanın zamanı geldi. Hey! Önce Yunanistan'a gideceğiz. Hey! Oradan Malta, Roma, Paris. Hey! Ve sonra ver elini Amsterdam! Benim en ordunu hazırlayın. Ne ordusu la, gel buraya. O kadar erkek bizi hiçbir yere almazlar oğlum. Giremeyiz abi. Biz bize gidelim bu dörtlü. Ya bir saniye. 4 kişi mi gidip ülkeyi fethedeceğiz? Ne ülkesi lan? Dansımızdan gönülleri fethedeceğiz. Kopla lan lan. Ya bu nasıl? Lan bu nasıl plan? Bu tatil planı beyim. Aynen öyle. Kafayı bana vermiyorsun ki bu. İbo ile manyak kafa buluyoruz. Ulan yala, bak sana buradan bir kafa çakarım. O kafatasının içinde şaka yapacak beyim bırakmam. Beyim, gözünü seveyim. Bari Osmanoğullarına katılsa, onlar güzel büyüyor. Oğlum ne kadar büyüyebilirler ki? Viyana kapısına dayanacak değiller ya. Hiç abi. Ya en azından birine kapak atalım, birine bağlanalım ne olur. Malazgirt'te Anadolu'nun kapıları açıldığında da orada çok yığılma vardır. Sonra gireriz dedin. Bütün kıyıları kaptılar. Çeşme, Bodrum hepsi gitti. Vallahi doğru diyorsun ya. Bak orada doğru diyorsun ya. Şu Çeşme'yi Merzifon orlarına katsaydık iyiydi. Orada çok güzel beachler var ya. Beachler uçmuş abi. 50 sikke bir giriş ya. Adam mı yiyorsunuz lan? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? En güzeli aslında Olimpos ama orası da bozdu be. Bozdu. Ulan sen yapma bari Akıncı Mustafa, Allah aşkına. Benim burada kellem koltukta, siz tatil yöresi övüyorsunuz. Yani sizden hiçbir şey olmaz. Ben kaçıyorum, kusura bakmayın. Ya nereye kaçıyorsun? Kaçıyorum ben. Niye böyle bir şey? Aha! Herkes yerinde kalsın. Kaçamadım. Ben geldim Oğuz. Allah kahretsin. Vezir hanginiz? Aha da vezir parmağı. Çak! Lan Bilal, çak!
Lala Bilal, niye çakmıyorsun? Ben sana zaten çaktım Şevki. Ben Romalıyım. Aslında ajan idim. Aferin ajan Bilalikko. Teşekkür ederim efendi. Ah, biliyordum ben bunu Merzifonlu olmadığını. Belliydi ya. Demek Romalısın lan. Roma'nın neresinden? Kuştepe polis. Peki sen kimsin? Ben Roma İmparatoru II. Ozan Yuskis. Artık bu oba benim Veliko. Olsun lan, senin olsun. Ne olacak lan? Vallahi senin olsun oğlum ya. Buranın sahibi ben olazayım. Keskeki de, keskeki deyip Roma mutfağına katazayım. Katazak. Buranın en mesur hayvanı da esek değil, tavşan olazak. Tavşan. Tavşan. Eşek değil, tavşan mı? Davranın yiğitlerim. Ne oluyor ikiz? Yıllardır vergi alıyorum, hiçbir sorun yoktu. Şimdi neden bu saldırı? Vallahi benim kellemi alabilirsin ama Merzifon'un ismini, eşyanı, keşke anı alamazsın. Merzifon için sonra! Artık yalan söylemiyorum. Son söylediğim yalan yüzünden de 8 ay içeride yattım. Hapiste mi yattın? Hayır, salonda yattım. Erkek adam arkadaşına destek olur. Erkek adam arkadaşını satmaz. Erkek adam... Erkek adam gelinlik giymez. İkinizi de tebrik ederim. Siz nerede tanıştınız? Askerde. Karşınızda Fedon! Bu Fedon Banço Tarık Mengüç'e benziyor. Kasım, bunlar dans mı ediyor? Birbirine el ense mi çekiyor? Ben anlamadım. Peki güzel kızım, bu beyefendiyi kendine eş olarak kabul ediyor musun? Evet, evet, evet. Teşekkürler efendim. Eşimi çok seviyorum ama bazı konularda sürekli tartışıyoruz diyen var mı? Şurada biri var. Benim ismim Yasemin. Yasemin Hanım, biz evet. de İngiltere'den geliyoruz. Sizin için neresinden? Geldik. Londra'nın biraz dışından. Ascot. Hiç bilmiyorum, evet. Yani kraliçenin yaşadığı yer. O yüzden bilmiyorum. Evet. Şimdi benim eşim burada. Evet. Görüyorsunuz zaten anlaşamıyoruz. Hiçbir evet. konuda. İsmi Talip. Talip. Talip, evet. Benim eşim çok garip huyları vardır. Bir kere ben ona inatçı diyorum, ben inatçı değilim diye inat ediyor. Aslında çok inatçı. Adam hakkını savunuyor, inat ediyor. Yani siz erkeksiniz tabii, ondan yana olacaksınız ama... Şimdi... Beyefendi, üstünüzdeki yükü alıyorum biraz, görüyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle, benim eşim hiçbir şeyi ziyan etmeyi sevmiyor. Buna ilaçlar da dahil. Kendisi... canı sıkıldığı zaman bizim bir ilaç dolabımız var. Orayı açıyor, ilaçların tarihlerine bakıyor. Bana diyor ki, bu öksürük şurubunu bitirmemişsin. Ben diyorum ki, çünkü öksürmüyorum artık. Ama o kadar para verdin, aldın. Bunun bitmesi gerekiyor. Yani şimdi hiçbir konuda kavga çıkmıyor. Gidiyor, dolabı mı açıyor o zaman? Kavga çıkmadığı zaman açıyor. Ama o buluyor bir neden. Mesela biz şimdi onunla, ben iş için sürekli seyahate giden bir insanım. New York'a gittik. Hava -17 derece. Bir de eşim çok spor yapmayı seven birisi. Tutturdu, ben Central Park'ta koşmaya gidiyorum dedi. Ben de dedim ki, ya dışarısı buz gibi, bir tarafın donacak. Çıkmaya yani. Açık açıkta konuşuyorsunuz. Ben... Çıkma dedim, donacaksın. Sanki hayatın boyunca hep Central Park'ta koşmuşsun. Yok dedi, ben dedi koşacağım, geleceğim dedi. Ama böyle giyinişini bir görseniz, şu kadar bir şort. İçinde kısacık bir tayt, üstünde de incecik bir şey. Ben çıkıyorum dedi, git. Ben de dedim, otelin şeyi var, git orada koş. Yok dedi, dışarı çıkacağım dedi. Gitti, 15 dakika sonra geri geldi. Ama yemin ediyorum böyle tir tir titriyor. Her tarafı kıpkırmızı olmuş soğuktan. Ne oldu dedim. Çok soğuktu dedi, -17 kar var burada dedi. 45 dakika kaloriferin üzerinde oturdu, hala çözülemedi. Demek ki hakikaten orası üşümüş. Oturduğuna göre burada. Evet. S-
Sonra o... Hanım sözü dinlemek lazım tabii. Evet, kesinlikle. Sonra bana dedi ki yürü dışarı çıkalım, yürüyelim dedi. Ben soğuktan nefret ederim. 3 kere kayak yapmaya gidip kara adım atmayan bir insanım ben. Yani otelin içinde takılan bir insanım. Ve kocanızın mı garip huyları var? Evet, çok garip ya. Anladın mı? Şimdi benimle kavga edecek. Kavga nedeni verdim ona. İyi, en azından ilaçları rahat bırakacak bugün sağlık için. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet, şimdi anlaşamayan bir çiftimiz var efendim. Doktora gidiyorlar ama doğru doktora mı gidiyorlar? Veya bu doktor onların derdine derman olabilecek mi? Ne konuda anlaşamıyorlar, ne şekilde anlaşamıyorlar? Bir izleyip görelim, buyursunlar. Yeter hocam. Mustafa hemşire. Yani bugün nasıl söylesem, yani ne kadar güzel olmuşsunuz ki. Yani ben size gerçekten çok fena aşıktım yıllardır ama bugün sizi böyle görünce çok 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 fena, daha da aşık oldum. Desem ya şakasına, ha? Ben de sana 5 senedir köpek gibi aşığım. Acımdan ölüyorum. Desem ya şakasına. Yani ben 5 yıldır toplayamadığım cesaretimi, güvenimi toplayıp bugün bu hastalar gittikten sonra size evlenme teklifi edeceğim. Desem ya hani. Şakasına? Yani hani onlar da hastalar çıkınca bakacağız. Desem ya hani. Şakasına canım. O zaman Mustafa hemşire, sıradaki hastalar ikimize gelsin be. Be. Desem ya şakasına. Hadi çağırın gelsin. Evet, çağırın. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Ya ayağına ayak olsa kaşke. At toynağı gibi koyakmışsın ayağını oraya. Ne ona bassan en fazla bir tane çiftle vuruyormuştursun beni kapıya. Çekil de oturayım. İnşallah bir an önce Sırat Köprüsü'nde geçersin. Merhabalar, hoş geldiniz. Efendim ne tatlı, ya. Ne tatlı atışıyorsunuz değil mi? Çok tatlı. Vallahi o kadar tatlı atışıyorsunuz ki insanın canı çekiyor. Hani biri he dese de olsa dercesine. Evlilik teklif etse de olsa der gibisine. Yani hani ne bileyim evlilik gibisi var mı? Var. Nasır ağrısı. Bununla evli olmak hiç geçmeyenin nasıra sahip olmak gibi bir şey çünkü. Çok şakalı bir giriş oldu. Çok tatlısınız. Evet, hazırsanız başlayalım artık Bayım Hanımcığım. Şikayetiniz nedir acaba? Bahadır'ın tipi. Şikayetçi. Aman ne komik, neler güldük. Hep beraber güldük burada. Doktor hanım, bu kadının gaz problemi. Bir kuru pilav yesin, vallahi ülkenin 1 yıllık doğal gaz stoğunu karşılar bu kadar. Zaten bundaki doğal gaz rezervlerinden 5 yıla komşu ülkelerin hepsi birbirine düşecek. Bahadır söylemişti dersiniz. Asıl ben bunu evli olduğum 20 yıl boyunca bir gece bile uyuyamadım. Vallahi bak, bu kapuska yiyor ya mesela. Kapuskayı biliyor musun? Kapuska yiyor ya. Ben o gün sabaha kadar uyuyamıyorum. Millet savaş çıktı zannediyordu. Yüksek askeri şura toplandı. Sabaha kadar atış yapıyorlar. O ne? Orada biri öldü artık ya. Ha. Yemek yapmayı bilmiyor ki bir. Doğru düzgün bizim de bağırsak floramız olsun. Hayret bir şey ya. Doktor hanım, milletin yemeğinde saç çıkar, kirpik çıkar. Benimkinden kıl yumağı çıkıyor. Kendi gibi ya tüy döküyor. Elimde tarak arkasında koşuyor. Taratmıyor da kendini. Pis. Konuşma. Hadi be. Hadi, hadi. Tamam. Lütfen konudan sapmayalım, tamam mı? Devam edelim. Benim anladığım kadarıyla bir gaz problemi var sanki, öyle değil mi? Ben bir mikroptan şüpheleniyorum. Aa bak, sen de şüpheleniyormuş. Ben de zaten... Valla ben de öyle düşündüydüm zaten gerçekten. Doktor hanım, bu hepatit... Hepatit B'yi bulan adam var ya... Hatapit B'yi bilmiyor mu? Hatapit B'yi bulan adam B'yi sonradan ekledi bunu görünce. Adı Bahadır ya. Adının baş harfini koydu, B dedi. Ha, tıp kitabında şurada falan yazıyordur. Bir bak da öğren.
Yok hanımefendi, tıp kitaplarında böyle bir şey yok ama herhalde siz atışmayı seviyorsunuz. Yani bence siz kocanıza böyle espriler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Ah, ben de kocam olsaydı öyle yapardım. Sevdiğim, ocağı sevdiğim kocası. Ocağı sevdiğim, yok! Yan yana gelmeyecek, asla mümkün olmayan bir kelime benim için sevdiğim kocam, mümkün değil. Olur mu canım? Yani ne demek? Ne bileyim, sevmek, sevilmek. Hani sevgilinizle, eşinizle aynı yastığa baş koymak, sabahları onunla uyanmak, ha? Ah! Bak, ben sabahları uyanınca hemen buna bakıyorum. Ay, ne kadar güzel işte. Demek ki uyanır uyanmaz onun yüzünü görüyorsunuz, ona bakıyorsunuz. Yok. Yaşıyor mu, ölmüş mü ona bakıyorum. Bir hevesle böyle nabzına bakıyorum büyük heyecanla. Ta hayal kırıklığı. Dıf 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 atıyor bari, ölmemiş. Yaşıyor. Ben de seni çıkardığın kokulardan yaşadım, ben şaşırıyorum sabah. Kalkıyorum, yaşıyorum. Ana diyorum, nasıl oluyor böyle bir şey? Ya insan o gece cat koyuyor kokuyu ortaya. Ben kaç defa kafamı çarptım bunun kokusuna. Artık çerçeve edecek, duvara asacağım herhalde. Koydum dolabın yanına, duruyor koku. Allah evlilikte tek problem koku, benim için bu. Ama yok canım, o yani evliliği sadece koku diye böyle sınıflandıramayız bence yani. Neyse, tamam biz konumuzdan sapmayalım. Naime Hanımcığım, şu anda gaz sancınız olabilir. Size sormak istiyorum, en son ne yedik Naime Hanımcığım? Ömrümü. Katır, katır yedi bitirdim benim ömrümü. Vallahi şimdi ömrünü bir salarım senin ağzımın ortasına. Çakarım seni o sadalyesin, biliyor musun? Ayak mı ne ya? Evet, ne yedik hatırlıyor muyuz? Davuk. Ah! Davuk, harika bir cevap. Bana çok yeterli bir cevap. Ben size bir test yapmak istiyorum. Mustafa Beyciğim, eğer size zahmet olmazsa o ellerinizdeymiş gene bir kan testi yapabilir miyiz? Tabii ki ya, ne demek? Kurban olsun sana bu eller. Kurban olsun dermişim. Hadi desem ya, şakasına yani hani. Evet, hadi ver. Kolumu mu yapacağım? Evet, bir ilgileneyim, bir kan. Aç mı kolumu? Tabii, buyurun şöyle yardımcı olayım ben size. İçim 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 ya. Evet, şöyle. Hop kardeşim, yavaş ya. Ne oluyor? Azıcık dikkatli ol, yavaş. Can, ne yapıyorsun? Benim canım acıdı ya, niye korktun? Yok ha? Be, adama bir şey olacak diye korktum. İğneyi fazla battırır senin radyasyonunu, mutasyonunu kanın adama değer. Herifi burada mutarda çevirme. Kardeşim dikkat et. Evet, o zaman ben bu testi hemen gideyim götüreyim. Erkenden geleyim ki hastalar gittikten sonra evlilik teklifi gelsin desem ya hani. Şakasını hani. Durduğun kabahat lan desem ya şakasına. Aynen. Ya siz de ne diyeceksiniz deyin. Ulan flörtünüzde beynim uçtu ha. Yok canım, ne münasebet hanımefendi. Hayır, sadece hani ufak bir flörtten bir şeyler de olsa, ondan sonra bana bir evlenme teklifinde falan bulunsa... Bak, evlilik mafya gibidir. Girersin ama kolay kolay çıkamazsın. Böyle sevgiyle, aşkla kandırarak alırlar içeri, ondan sonra fırça bıyıklı, fare suratlıyı kadın diye kalktırırlar, abone gönderirler. Koş! Manyak! Kıs 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 kıs! Hadi dur, dur, dur! Korkma, korkuyor musun? Korkma, korkma. Tutmaz. Aşılar tam. Tamam, peki. Peki, hala yeter, tamam. Dur, şimdi ay tamam yeter diyor ya, yeter. Onu demesi için klasik Bahadır Naime seri atışmasını duyalım. Yeter de yeteceği zaman tamam yeter desin. Tamam. Oradan devam edelim. Senin anan yüzünden olur. Her şey bu anası yüzünden olur. Sen anan baban kardeşim. Aa! Ya bu ne be? Bu ne ya? Koltuk altım sana layık demek. Ah! Allah kahretsin, yeşil duman çıktı. Vallahi yeşil duman çıktı. Konuşma. Yeşil duman. Koltuk altında kış diye kışlıyor. Nasıl kışlıyor? Kış! Terbiyesiz. Biz. Şu ağzını, ağzını topla ağzını. Bel olmuş ağzın. Ne olmuş ağzın? Hadi konuşma. Ne olmuş ağzın? Gel konuşma. Seni kokunu koklaya koklaya ve diye çarpıldım sen. Vallahi çarpıldım. Tövbe estağfurullah. Seni koklaya koklaya. Gel, çok sinat, normal değil. Hadi konuşma. Hadi buraya konuş. Ne oldu? Ne oluyor? Hiç ben senin gözünün içine bakmak istedim. Ben ha 3 saat spor yapmışım, ha bunu koklamışım, ha. Aynısı. Vallahi. Yeminle. Hak verdi bana bak. Ay vallahi. Kimse hak veremez. Hak verdi. Ay o ailece kok. Buram buram kokuyorum kadına ya. Kokuyor mu? Buram buram koktun kadına. Az ben kokuyor muyum? Bana yap, bana yap. Ya yalan olur mu? Az beni alakasın. Şöyle bir tur atsan yarısı bayılır buraya. Tebisi konuşma. İyi misin? Sinirlenmeyin lütfen. Nesini göstereyim? Kokudan. Belli bir süre sonra buraya çeviriyor. Hadi. Eşimi kalmasın ha. Tamam, tamam. Sakinleşin. Şuraya asılı kalsın. Ya şu toynağını Allah aşkına. Asılı kalsın mı şuraya? Sen
Tamam, şimdi tıp adına sakinleşelim de çözüme odaklanalım. Naime Hanımcığım, son zamanlarda herhangi bir bakteriye maruz kaldık mı? Son zamanlarda? Bir herhangi bir bakteriye. Yo, bunu anası iki aydır memlekette aslında kalmadı. Aslında benim bir şüphem var. Acaba dün doktor... Bana bir baksana doktora. Evet. Şimdi bunun ortaya bıraktığı çoraplardan ben acaba Ebola kapmış olabilir miyim? Ya sen benim niye taktın çorapma ya? Yapış seni, tapıs taze çorap, yeni değiştirdim ya bunu. Ya yalan konuşma. Pazardan ben gittim, kendime aldım bunu ellerimle. Baktım beyazdı, dedim ki bana beyaz çorap verdin, adama götüreyim dedim. Dört aydır çıkarmıyor ki ayağımı. Vallahi. Bu akşam bu dedim çıkarayım dedim, çorap böyle sarmış ayağım. Ama bu makineler var ya, kıtadı kıtadı kıtadı. Ananananan diye geride elen makine var ya, o ses çıkar. Evet. Ananananan diye. Onunla gir... Ana. Çıkmadı çorap, vallahi bak. Şimdi biz bakteriden bahsederken Naim Hanımcığım, gene konu kocanıza geldi. Gelin ya bu kadar pis olamaz diye düşünüyorum ben. Yani bu kadar pis olamaz diye düşünüyorum. Ya yok öyle. Evlenince salıyor bunlar. Nasıl? Geçen bunu çamaşırını yıkayayım dedim de bir ay radyasyon kapmış mı hastanede yattı. Yalan konuşma. Yalan konuşma. 25 gün filan yattı bir ayda. Gerçekten içim buruldu yeminle ya. E tabii ki yani temizlik olmayan yerde her türlü hastalık olur yani, öyle değil mi? Ya anası bunu hijyene tepki olarak doğurmuş, kusura bakmayın. Anası bunu doğurunca abo köyde feveran olmuş. Ana demişler bu koku nereden geliyor demişler. Eline tuz ruhunu alan, o çamaşır suyunu alan koşmuş bunlar kapısına. Amanın da amanın. Anası bunu almış da dağa kaçırmış. Böyle değişiyormuş. Çok iyi, hikayeyi anlamaya çalışıyorum ama ben gerçekten şu anda teşhis koyamıyorum. Ne olur kusura bakmayın. Hayır, acaba bu bağırsak sorunu kalıtsal mı diye şu anda düşünmek zorundayım. Hani ailenizde bağırsak hareketliliğiyle ilgili sorun olan biri var mı mesela? Öyle bir şey sorayım. Hmm. Bunun için öncelikle ormana gitmeniz lazım. Çünkü benim bütün ailesi ormanda yaşıyor. Ya bunun amcası bizzat maymun. Vallahi canlı maymun. Ya Darwin'in kitabı yok mu? Doktor hanım, Darwin var ya Darwin. Evet. Darwin kitabında demiş ya, insan maymundan geliyor. Ha orada kanıt olarak bunun vesikalık fotoğrafı var. Böyle poz vermiş. Böyle bakmış. Nasıl yapmış o? Böyle bakmış. Maymun, bu insan. Orada da böyle bakıyor. Koş bak. Valla kitapta var, açta bakarsın. Asıl senin anan var ya, o anan. He. Sen o anan var ya. Asıl maymun o, Charlie var ya, Charlie. Ya anan hala geziyor ya. Senin anan ondan. Tamam. Burada doktor hanımın önünde o zaman itiraf. Evet, evet. Sana küçükken Amerika'dan iş teklifi geldi mi, gelmedi mi? Geldi. Ah! Bakın ne güzel, şu anda ne kadar pozitif bir konuya odaklandık. Aa, ne olacaktınız, neydi işte? NASA'da maymun. Bak. Küçükken bunu maymun zannetmişler, uzaya yollayacaklarmış. Koymuşlar bunu kapsüle, orada da darlamış bunu olmuş. Anan anan deyince anlamışlar insan olduğunu, çıkarmışlar. Öyle, bu gerçek bir hikaye. NASA'da bak, valla. Ya Allah Allah. Hiç uzaya gitseydim, boşlukta kaybolsaydım da seninle tanışmasaydım. Keşke. Neyse, ben bir an inanmıştım yani olumlu bir şey olduğuna. O da çıkmadı zaten. Doktor hanım. Buyurun. Bir de size bir ricam var. Buyurun. Lütfen buna hormon test yapın. Ya bu kadar kıllılık, bıyıklılık normal mi ya? Bakın ben size flört aşamamızdan bir hikaye anlatayım. Buyurun. Benim bir arkadaşım var, dedi ki Hamdi abinin kızı var, dedi, tam sana göre bir flört et. Ben de iyi tamam dedim. Baktım yokuştan abisiyle beraber geliyor. Yaklaştım, yaklaştım, yaklaştım. Ulan laf atacağım. Hangisi erkek, hangisi kadın anlamadım ki. Ortaya konuştum hangisi aldıysa. Artık dördüncü ay dedim ki dur dedim, bir elini tutayım şunu. Daha çok kadına benzeyeni şöyle elimi uzattım. Hop birader deyince anladım ki erkek olan oymuş. Vallahi evliliğinizin şahaneliğinden gerçekten içim şişti. Hakikaten içim şişti. Şişir. Aa, şişti derken bayağı içim şişti. Bir dakika. Sizin şişkinlikle ilgili herhangi bir şikayetiniz var mı? Onun dışında bir öksürüyor mu o kadar? Öksürüyorsunuz. Ha? Peki izin verir misiniz ben sizin bir sırtınızı dinleyeyim? Nasıl öksürüyorsunuz onu bir duyayım. Müsaade eder misiniz? Tamam. Bana? Ne yapacağım? Böyle mi yapacağım? Dinleyeceğim ben sizi. Ha. Bana de o zaman öksürüyor. Yok, şimdi bir saniye. Lütfen başlayın. Gat 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 kle. Gat 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 gat. Gat 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 gat. Kok 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 kok. Gat 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 gat. Evet, devam edelim. Biraz daha devam edelim. Aa da bak 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 bak. Gat 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 gat. Tam gelmiyor, tam gelmiyor. Zıpıdak tak 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 tak. Ya kadın sana öksür dedi. Bütün balgam floranı çıkardım buraya ya kadın. Ne biçim insansın ya? Tamam. Seninle evlendiğime göre hayvan sever bir insanım. Bir hırıltı var. Film çekmek istiyorum. Bahadır Bey, size de bir film çekeceğiz, tamam mı? Bunun filmi çıktı ya, sen bilmiyor musun? Alien 1, 2, 3. Yaratık mı yaratık? Bana yaratık diyene bak, Allah aşkına. Sen çok normal insansın da bana yaratık diyorsun. Allah aşkına sen, ya. Sen de mi normalsin? Hadi yine şanslısın ha.
Vallahi 4 bıçaklı tıraş makineler çıktı. Hadi yine şanslısın. Az tanış bol tıraş. Konuşma, konuşma. Yani sizi gördükçe affedersiniz ama birazcık moralim bozuldu. Yani evlilik böyle bir şey mi? 20 yıl sonra evlilikte böyle şeyler mi oluyor? Yani gerçekten biraz moralim... Efendim, buyurun. Yeter hocam. Sonuçlar geldi. Ne oluyor ya? Ne bu şakacılık? Ne bu antipatiklik? Neye gülüyorsunuz Mustafa Bey? Doğru düz yapsanıza işinizi. Hayret bir şey. Yeter Hanım, ne oldu ya? Kusura bakma. Evli bir çifte maruz kaldım daha az evvel. Ama hayır, ne olur şey yapmayın siz. İlişkiye olan güveninizi şey yapmayın. Lütfen diri tutun. Biz 5 yıldır bu anı bekledik. Lütfen ama bir şans daha verin ilişkilere, aşka. Öyle mi diyorsunuz? Öyle. Neyse bakayım şu testten ne çıkmış. Allah'ım. Allah'ım hadi sen büyüksün. Hadi Naime yolcusun ha. Hadi inşallah ölümcül virüs. Hadi dışarı doğru Naime. Dışarı doğru. Ölümcül virüs geldi. Hadi bakalım. 20 yıldır ben seninle yaşıyorum. Ölümcül virüs bana tırıs gelir, haras gider. Hadi bakalım. Naime Hanım. Ne olacak? Sizin bu şişkinlik bir rahatsızlık şişkinliği değilmiş. Ne? Hamilesiniz. Naime sen kadın mıydın ya? Şoktayım. Karım kadın. Şaşırdım. Nasıl oldu ya böyle bir şey? Salak ne laf sokuyorum? Baba olacaksın herhalde. He, baba olacakmışım. Allah Allah. Baba olacak. Baba mı olacağım? Pat diye bir şey battı üstümden. Emin misin? Evet. Pozitif mi? Evet. Hayır baba olayım kız. Vallahi olacak. Çok mutluyum ha. Hayır herhalde olacak. Bak. Önlemem bile iyileşti. Ne yapacağını ne heyecanlandı da ben de heyecanlandım. Baba oluyor mu? He. İnşallah sana benzerse 1 kilo tuz almak lazım kokmasın diye. Çocuğu şey. Ay, ay inşallah oğlumuz sana benzer. Pşş diye bıyıklar olur. Hadi ya. E ne olacak? E ne olacak işte bundan sonrası size kalmış. E kalk adam adam değil ki gemi direği mübarek. Kalk eve gidek desem ya bunlar gibi saçma sapan. Sana çok aşığım. Hadi desem ya. Dur şunun gibi kötü kötü güleyim. Hayır. Hepçi gülüyorlar değil mi? Çok kötü gülüyorlar. O zaman benim kadınım ve çocuğum benden önce çıkar. Anan anan. Ne anan? Anan anan. Ne oluyor bu romantik anda hemen anan anan? Anan arada kadın mutlu olsun manyak. He doğru söyledin aşkım. Yürü. Yürü. Evet, benim kadınım da çocuğum da benden önce çıkar. Her zaman böyle. Hadi buyurun. İnşallah. Yeter kız. Seni seviyorum ha. Anan anan. Ben de seni seviyorum. Evlenek mi Mustafa? Evlenek kız. Hastayım sana. Ulan boş yere kasmışız kendimizi 5 senedir be. Halbuki işin formülü buymuş. Gel lan evlenek mi sen? Evlenek lan. Anam anam. Anam anam. Lafı konuyu uzatmayacağım efendim. Sıradaki skecimiz... Nerede çıktınız ya? İşte burada. Tarife uyuyor gibi. Gözcü sen misin? Ne gözcü ne gözcü? Yeni gözcü biraz kıt galiba. Çocukların diyarı Gamonya'yla büyüyenlerin dünya arasındaki kapıyı koruyan gözcü. Sen bizim gözcümüzsün. O sensin. Fiyelim. Ya sensin işte. Hadi gelsin. Seni götüreceğiz. Götüremiyoruz. Arkadaşlar. Götüremiyoruz. Çok ağır. Bana diyene bak ya. Allah Allah. Ben gözcü mözcü değilim arkadaşlar. Ne gamonyası. Değilim ben gözcü. Lütfen. Gözcü benim. Arkadaşlar hadi gidelim. Bir an önce gamonyanı alıp kapıyı kapatmam lazım. Eğer kapıdan bir büyüyen girerse bu gamonyanın sonu olur. Ya gamonya gamonya aranızda konuşuyorsunuz da ne bu gamonya bir anlatın bakalım biz de bilelim ya. Ya bir düz. Topladığımız gamon çiçeklerini getiririz. Bir güzel fokurdatıp üstüne elde biraz da rüya kırıldısı.
Kulağa çok hoş geliyor bu Gamonya. Biz nasıl gideceğiz? Gamonya'ya tüm sinemalardan gidebilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Ya hadi Muhtar, daha çok işimiz var. Hadi Gamonyalılar, gidelim. Evet, Gamonya filmimiz tüm sinemalarda efendim. Beraber ailece keyif almak istiyorsanız, güzel kaliteli bir film izlemek istiyorsanız sizleri de sinemaya bekliyoruz. Şimdi bizim bir arkadaşımız var. Daha önce de vukuatlarını gördük. Gerçekten yalanı huy edinmiş. Kendi arkadaşlarını da zor duruma sokuyor. Kendi de zor durumda kalıyor. Ama bu işten vazgeçemiyor. Bakalım bu sefer bu enteresan arkadaş grubunun başına ne gelecek? Paçayı sıyırabilecekler mi, sıyıramayacaklar mı? İzleyip görelim. Buyursunlar. Gelin bakalım gençler. Gelin, 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 gelin. Şuraya bak ya. Nasıl? Vay 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 vay. Nasıl, çok beğendiniz değil mi? Vay be. Hazırsanız açılalım mı? Hazırız kaptan, açılabiliriz maviliklere. Hadi bakalım abi, o zaman. Teknenin güzelliğine bak ya. Hayat abi ya. Niye zahmet ettin benim için be abim? Bak şimdi kardeşime bak. Vay benim kardeşim benim ya. Benim askerlik arkadaşım, benim alt devrem. Ya sevgilisi terk etmiş. Onun için şöyle bir moral gecesi düzenlemişiz. Çok mu arkadaşlar? Ayrıca bununla da bitmiyor. Bir tekne yanaşacak ve bir oryantal gelecek teknemiz. Yok artık. Evet, evet arkadaşlar. Erkek erkeğe deliler gibi eğlenmeye var mısınız? Evet. Peki erkek erkeğe deliler gibi eğlendiğimizden kızların haberi var mı? Hayır. Güzel. O yüzden flaşlı flaşsız çekimler yasak ona göre, anladınız mı Amara? Arkadaşlar gözünüzü seveyim, ne olur. Buket'in bana geri dönme ihtimalini sıfırlamayalım lütfen. Aa, deli misin oğlum, yapar mıyız biz öyle şey ya? Kızlar bizi mesaiye kaldık biliyor. Hayat abi, sen bu akşamı tek başına nasıl organize ettin böyle ya? Tek başıma nasıl organize edeyim oğlum? Yardım aldım. Daha kimde? Selam millet. Oo, ben... Kaç, 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 kaç. Kapat, kapat. Hayır, durun. Durun. Ne oldu abi, geç kaldığım için mi yapıyorsunuz bunu yani? Denize açıldık. Geriye dönüş yok ona göre. Abi, rica ediyorum, gözünü seveyim. Ya bu adam bir keresinde maça gidebilmek için Kudret'in cenazesine gidiyorum demiş. Ya bir kere Çiçek beni görmesin diye 8. kattan aşağı attı. Oğlum, biliyorum, biliyorum. Hepinizin travmalarını biliyorum. Ama ben abiniz olarak Kazım'la konuştum. Öyle mi Kazım? Evet abi. Tövbe etti. Tövbe ettim arkadaşlar. Artık yalan söylemiyorum. Hı. Zaten son söylediğim yalan yüzünden de 8 ay içeride yattım. Nasıl lan? Hapiste mi yattın? Hayır, salonda yattım. Çiçek beni odaya almadı abi. Salonda yatmak zorunda kaldım. Ne yapayım? Bakın, vallahi artık bende yalan malan yok. Zaten Çiçek bu akşam nerede olduğumu da biliyor. Tamam mı? Yani buraya gelmesi mümkün değil. Hatta bu akşam beni araması imkansız yani. Güzel. Aha, arıyor lan. Efendim aşkım? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Ha, başlıyoruz. Korkuyorum ya. Durun. Allah Allah. Diyelim ki yalan söyledi. Denizin ortasındayız oğlum. Kız bizi nasıl bulacak? Ayrıca ne yapacak yani? Kazım'dan koordinatları mı isteyecek? 41. kuzey enlemi, 29. doğu boylan aşkım. Sen deniz taksiye söyle, o çıp diye koyar bizi yanına. Hah, hadi. Hadi bekliyorum o zaman. Hadi bay bay bay. Aşkım geliyor. Ya arkadaşım, sen biraz önce yalana tövbe ettiğini söylemedin mi? Yalan söyledim. Şimdi bunu mu tartışacağız yani? Neyse, sonuç itibariyle burada 5 dakika içinde bir tane düğün organizasyonu yapacağız, tamam mı? Ve siz de bana yardım edeceksiniz. Ha! Yardım etmem diyen varsa... bir storylik canınız var, haberiniz olsun. Ne storiesi ya? Arkadaşlarla tekne keyfi, İsmail abinin sevgilisinden ayrılmasını... eşine ve karılarına yalan söyleyen dostlarla teknede kutluyoruz. Hatta birazdan dansöz gelecek. Vuhuu! Hemen salarım ha. Ben de buna dalarım ha. Dur. Ah, tamam, tamam, dur. Tamam, dur. Ya İsmail, sen bana istediğin zaman dalarsın ya. Şimdi sırası mı? Allah Allah. Şimdi düğün organize etmemiz lazım abicim. Hadi lütfen ya. Hadi biraz düşünün ya. Ne yapacağız? Şerefsiz haklı. Bizim kızların hepsi bunu Instagram'dan takip ediyor abicim. Ya. Şu düğünü atlatalım, sonra bakarız çaresine. Hadi abi, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Söyle, söyle. Abicim artık uzun uzun anlattırmayın bana. Gidin, koltuğun arkasında çantalar var. O çantalarda da düğün kıyafetleriniz var. Çıkartın bakalım neler varmış. Allah'ım yarım. Namussuz Ayşegül serisi gibi lan. Ya düğünde ya tatilde.
Senin evlendiğin güne lanet olsun Kazım. Allah Allah. Allah Allah. Damatlık bu. Damatlık bu. Çok sevdiğim sevgilim benden ayrıldığı için dışarı çıktığım gece ben damat mı olacağım abi? Bir dakika sen. Bir dakika ya. Kazım en iyi senin anlaman lazım oğlum. Evet abi. Ne yapsın yani? Karısından mı boşansın? Ayrılsın mı ya? Allah Allah. Erkek adam arkadaşına destek olur. Evet. Erkek adam arkadaşını satmaz. Evet. Erkek adam... Erkek adam gelinlik giymez. Etme Kazım. Ama Hayati abi, senin gelin olman lazım. Ama Hayati abi, senin gelin olman lazım gibi bir cümle... Yani elle tutulur bir yanı yok oğlum bunun. Bir dakika, bir dakika. Kız arkadaşım beni terk ettiği için dışarı çıktığım gece ben... asker arkadaşımla mı evleneceğim? Allah Allah! İsmail, söylediğin şeyin saçmalığının farkında mısın? Tabii ki gerçekten evlenmeyeceksin. Nikah memuru gelmeyecek, düğün iptal olacak. Bu kadar abi. Bir şey söyleyeceğim. Hayati abi, bak Çiçek seni tanımıyor. Tabii ki sen de gelin olmak zorundasın. Ayrıca... Allah aşkına bir bak şuraya. Bir şu baby face'e bak. Bir de şunların suratına bak. Yani burada gelin olacak kim var? Tek, tek bir kişi. Orası öyle tabii de. Hani şimdi bilemedim ya. Yani bu gelinlik para olur mu ki yani? Bu strapless mi, balık sırtı mı? Abi balık sırtı ayrıca tam senin ölçülerine göre yapılır. Ha ölçülerimi de biliyorsun. Etme Kazım, yapma ya. E dansöz gelecek demiştin, o olsun gelin. Ha dansöz gelecek demiştim, o olsun gelin. Dansöz senin babandır. Ya o anlamda değil, ha oryantal diyorum ya. Hayır, dansöz senin baban. Nasıl? Olacak. Ya ben her ihtimale karşı dansöze bıyık, peruk ve takım elbise vermiştim. Böyle bir durum olursa diye yani. Ama onun gelmesinde daha çok var. O senin babanı oynayacak da... birazdan Çiçek gelir, burada gelin görmezse biteriz ya. Her şeyi düşünmüş şerefsiz. Anladın mı şimdi Hayati abi, Kazım sana neden yardımcı oluyor? Anladım, anladım da... bilmiyorum ki yani bu duvak da... yani benim kafa yapıma uygun değil ya. Böyle bende böyle bir taç olsa, değil mi? Hem böyle... gelin buketim de yok, o demetlerden var ya. Ben bu geceyi hiç öyle hayal etmemiştim. Halbuki tam benim hayal ettiğim gibi oluyor Hayati abi. Abi, dünya evine giriyoruz. Adam bizi dünya evine sokuyor. Sen taca bukede falan mı takıldın? Ben yokum aga bu işte. Ben hiç yokum. Nasıl? Ben hiç yokum. Ben de yokum. Ya istiyorsan karıma şikayet et, istiyorsan sal story'yi. Ben yokum. Bitti. Şişt, Kudretim, sen zaten yoksun ki. Oğlum sen iki evvel zaten ölmemiş miydin? Yani Çiçek seni öldü bilmiyor. Abi, zaten sen yoksun ki. Abi çok rica ediyorum yani uluslararası kara sularındayız. Beni suya atmayacaksın herhalde. Lan ne komik adamsın. Beni iyice psikopat yaptı bu ya. Ya yemin ediyorum korkutuyor beni bu. Aptal. Çocuğum aldı. Abi. Abi çek beni. Çek lan. Ayağıma bir şey değiyor. Abi. Abi. Hadi bakayım. Çek, çek Kudret, çek. 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 Ha, bak karşıda ışıkları görüyor musun? 5-10 kilometre, Sakız Adası orası. 100 Kudret, 100. 100 Kudret. Allah'ından bul Kazım, bak ben gelinim ha, ona göre karıştırmayalım. Ya. Abi saklardık adamı, görmezdi yengen. Niye attın denize ya? Ya böyle bir şeyi nasıl risk ederim ya? İsmail, bir saate varmaz, karaya varır. Ya abiciğim hadi. Allah Allah. Bak bakalım çetinde varmış şu an. Baktım, baktım ya. Bir şey yok işte. Beyaz peruk var. Bir de bronzlaştırıcı kakao kremi var. Acaba ben neyim? Evet, evet ben neyim? Bak bakalım içinde daha neler var. Ne bak, var? Bak, işte, bak, 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 bak. Türkçe, Yunanca sözlük var. Evet. Tabak var. Evet. Perukla bronzlaştırıcı kakao kremi de varsa... He? Ben Fedon'um. İşte zeka diye ben buna derim be. Aa. Tabii ki Fedon'sun. Niye? Niye? Niye Fedon'um lan ben? Niye? Çünkü İsmail'le Hayati Bodrum'da aşk yaşamaya başladı. Ben de onlara kıyak olsun diye gittim Bodrum'dan Fedon'u buraya getirdim. Lan Bodrum'a gitmek için bu yalan mı geldi aklına? Ya Allah Allah! Hala daha burada ne düğün var ne gelin var farkında mısınız? Hadi abicim! Hadi abicim! Allah Allah, Allah, Allah ya! Hadi. Allah Allah ya! Ya bırak Allah ya, Allah ya tamam. Allah. Çok, Allah, bilemedim ki. Çok yakışacak Hayati abi, çok yakışacak. Heh. Şu düğün hengamesini atlatalım. Cenazeni ellerimle tertipleyeceğim kanka. Hayır, hadi, hadi. Kazım kanka, benim çantam boş.
Nasıl boş lan? Boş oğlum, boş. Oğlum sen neydin lan? Dur, 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 kalk. Mesut. Evet, Mesut. Mesut. Ha, Mesut, sen Arap prensisin. Lan o bir öncekiydi. Hadi be. Ben dün akşam Berkay'ın bekarlığa veda partisine gitmek için senin ameliyat geçirdiğini söyledim de... ...ne ameliyatıydı lan o? Ay Allah'ım, nasıl yazmadım ben bunu ya? Ne ameliyatıydı o, ne ameliyatıydı ya? Kanka aman diyeyim ha. Hayır yok canım, yok öyle bir şey değil ya. Yok değil mi? Yok yok, hayır. Bu göz, kulak falan öyle bir şey yani. Sen tutsana şuraya abiciğim. Al şu gözlüğü tak. Tamam mı? Sen en iyisi hiç görmüyorsun, duymuyorsun, tamam mı? Hatta sen hiç konuşma. Ulan üç maymunu bedene nasıl sığdırayım ben? Ne bileyim oğlum. Geliyor tak. Çiçek! Aşkım, atla gel. Aşkım benim ya. Hoş geldin bebeğim. Hoş buldum canım, hoş buldum. Kazım. Efendim canım. Kendi aralarında sade bir düğün olacak demiştim. Bu biraz fazla sade değil mi Kazım? Gelinin babası nikah memurunu almaya gitti de onu bekliyoruz ondan. İyi peki, madem öyle olsun o zaman. Mesut nasılsın? Nasıl geçti ameliyat? Mesut, sana sesleniyorum. Duymuyor musun? Duyuyor muyum? Duyuyorum. Evet, tabii duyuyorsun. Duyuyorum. Elimi sallıyorum bir saattir. Görmüyor musun? Kör müsün? Görüyorum. Duyuyorum. Bil bakalım belki benim. Hani sen ameliyat olmuştun? Ben bir saattir sana sesleniyorum, hiçbir tepki vermiyorsun. Ne yapayım ya? Görüyorum, duyuyorum. Daha ne tepkisi vereyim ya? Ne tepkisi? Kazım, senin beyin ameliyatı olduğunu ve ameliyat sırasında oluşan bir komplikasyon sonucunda beyin tataklanması sendromuna yakalandığını ve bu yüzden her adını duyduğunda kendine tokat attığını söylemişti Mesut. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne? Bir çocuğum iyice. Ne yaptın? Ne oldu? Ne yaptın? Gel buraya. Bir çocuğun bu sendromu geçmesi için elimizden gelen gayreti gösterelim. Aa. Sen bir cümleyle çocuğa tekrar hatırlat bakalım. Öyle değil mi Mesut? Yapma Mesut. Vurma Mesut. Tamam lan, hatırladım. Hatırladım. İlk dans, ilk dans. Alkış. Damat da geline alkış. İlk dans için. Sen niye ağlıyorsun? Böyle iki samimi dostumu görünce yani duygulandım ben. Kazım, bunlar dans mı ediyor, birbirine elense mi çekiyor ben anlamadım. Niye mesafeli bunlar Kazım? Doğru söylüyorsun ya. Ya arkadaşlar, siz sevgili değil misiniz canım? Niye bu kadar mesafe var aranızda? Biraz yaklaşsanız, herhalde burada selfie çekmiyoruz yani. Bir story koymayacağız. He? Bak, çok severler birbirini. Çekindiler. Neyse ya, oldu ha? Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Bravo. Yenge, çok teşekkür ederim ya. Bu özel günümüzde buraya kadar geldin ya. Bizi çok mesut ettin, sağ ol. Hayırdır kanka? Kanka, ben ameliyat oldum ya. Ha? Beyin tataklanması geçirdim ben. Ne? Beyin tataklanması. O ne lan? Hastaneye yattım. Kazım da sağ olsun geldi, beni ziyaret etti, baktı. İşte o ameliyattan sonra her adımı duyduğumda tokat atıyorum kendime. Anlıyorum kanka. Allah kolaylık versin. Amin. Aa, merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben Hayati. Min en mutlu gününü yaşayan Hayat. Çok memnun oldum. İkinizi de tebrik ederim. Siz nerede tanıştınız? Askerde. Askerdeydim ben. Tabii o değil tabii. Ben çarşı iznine çıktım. Çarşıda gördüm. Böyle
salına salına yürüyordu yolda. Zaten o an çarşı pazar karıştı. Yani onu ilk gördüğümde işin bu raddeye geleceğini hiç hayal etmezdim. Ya ben de bir gün böyle gelinlik giyeceksin deseler kesin kavga çıkarırdım. Ah ne oldum demeyeceğim. Bak aşkım tam tipik gelin yani. Klasik gelin değil mi? Hem ağlar hem gider. Ah Burhan amca geliyor. Geçin geçin Burhan amca nikah memuruyla geliyor. Burhan amca gel gel gel. Ah hoş geldin Burhan amca hoş geldin. Nerede nikah? Aa nikah memuru nerede Burhan amca? Yoksa nikah memuru gelmedi mi? Memur gelmemiştir, nikah iptaldir. Hadi. Böyle bir şey olur mu ya? Ne olacak, benim düğünüm olmayacak mı? Ben evlenemeyecek miyim? Hadi o zaman dönelim. Hadi bari. Hayır canım. Aa, niye olmasın? Nasıl? Nasıl mesela? Canım, uluslararası sularda değil miyiz? Kaptanın nikah kıyma yetkisi var sonuçta. Bu işi sen ne diyorsun bu sonuçta? Ben ne diyeceğim? Kaptan diyecek sonuçta. Yapılıp kaptan, hadi kıy bari. Nikahı olsun bitsin yani. Oğlum bak ben kıyarım ama geçerli olur. E tamam canım Allah Allah. Biz de eli yüzü düzgün bir nikah istiyoruz zaten öyle değil mi? Geçerli olsun ya Allah. Olmayacak mı yani? Bana uyar. O zaman masaya geçelim. Geç Burhan amca geç. Yok. Burhan amca. Yol ver Burhan amca ya. Buyurun buyurun buyurun. Burhan amca yol. Geçsene damat sen de hadi. Kanka yani bu iş buraya kadar... diyeyim ben sana yani gelmişken, bu iş buraya kadar gelmişken evlenmeden olmaz. Değil mi hayat? Vallahi ben de bu kadar yakışıklı bir adam bulmuşum. Ay kaçırmayacağım herhalde. Evet, o zaman nikah törenine geçebiliriz. Bugün burada bu iki genç, güzel insanın en mesut günlerine... Ne oluyor ya? Neyse, sorgulamıyorum artık. Şahitlik etmek için toplandık. Evet. Siz beyefendi, bu güzel hanımı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? O kadar değil, hadi hadi yani. Evet. Bravo! Bravo! Peki güzel kızım. Bunu da sorgulamıyorum. Bu güzel beyefendiyi kendine eş olarak kabul ediyor musun? Evet hayat. Bak bu güzel gelinlikle seni bütün eş, dost, herkes görecek. Hadi artık bir cevap bekliyorlar senden. Evet, evet, evet. O zaman ben de sizleri uluslararası deniz hukukunun bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Bravo, bravo. Hadi, hadi. Evet. Gelini öpebilirsin abi. Yapacak bir şey yok devrem. Ma! Aa! Aa öptüm ama! Haydi dönelim gidelim evimize. Aa nasıl? Ne? Düğün bitti mi? Ma bittim. Yenge ne sorguladın ya? Daha düğünün hangi aşamalarını görmek istiyorsun acaba? İki özelimiz olmasın mı lan? Canım onu demiyorum ben. Kazım Fedon çıkacak demişti. Bunun için gitmişti Bodrum'a. Ve karşınızda Fedon! Kazım. Efendim aşkım? Bu Fedon'dan çok Tarık Mengüç'e benziyor. Yok yok şimdi bak şarkı söylemeye başlasın. Anlarsın lan. Ella! Yesu e calibera calispera. O yana da bu yana da el arabaya. O yana da bu yana da el arabaya. O yana da bu yana da el arabaya. Galata da balata da salata da el arabaya. O. 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 O.
yapıyor Kazım? Ya! Ya! Aşkım! Bundan yıllar, yıllar önce... Evet. Burhan amca geçirdiği bir trafik kazası sırasında... radyoaktif bir dansöz tarafından ısırılınca... Oldu. Kazım. Ah, başına. Burhan amca kadar iyi kıvıramazsın Kazım. Oh be, oh! Biz hiç modumuzu bozmuyoruz. Aynen devam. Haydi. Yes! Şoke oldum. Yeter'e yeni damat şoku. Kızının sevgilisiyle tanışan Yeter, mankenlere taş çıkarttı. Bu kadın bu yaştan sonra çıkarsa çıkarsa böbrek taşı çıkartır. Ailenin yokluğunu fırsat bilen çifte kumrular soluğu Uludağ'da aldı. Aynı sırrı yapıyor. İbrahim'in konuşma şekli böyle. Meslek aşkı böyle bir şey anne. Kızım ben de bir tellak olarak dışarıda gördüğüm her adamı da yatırıp keselemiyorum. Kızım Şevket'e benzemez. Kızım Şevket'e benzemiyor dedi. Acaba çocuk başkasından mı? Şimdi bizim bir arkadaş grubumuz böyle biraz efkar dağıtmak için bir bara, bir lokale gidiyorlar. Bakalım orada kim sahne alıyor, nasıl geçecek onların bu efkar dağıtma gecesi. İzleyip görelim efendim. Buyursunlar. Arkadaşlar, ben konservatuvarda arp okuyorum. Sen psikologsun, Çetin sen de operacısın. Yani sence bu ortam bizim eğlence anlayışımıza uyuyor mu? Yeter! Yeter be, sus! Kudret'le ayrıldığımdan beri bana her şey onu hatırlatıyor. Geçen gün saç kurutma makinesini ona benzettim. Ağzım böyle çarpılıyordu. Aa, yeter artık, tamam. Bir psikolog olarak kendime tavsiyem. Aşk acılı, sövgülü, bilek kesmeli, damarlı şarkılarla eller havaya da eğlence istiyorum. Ya tamam yeter ya. Bir gece de burada eğlenelim. Ne olacak ya? Kız aşk acısı çekiyor. Bir de senin triplerini mi çeksin ya bu kız? Yo, arkadaşlık böyle bir şey değil yeter. Yo. Hoş geldiniz. Aa. Mekanımız fix menüdür. Giriş ücretimiz 1000 TL. Yo, arkadaşlık böyle bir şey değil aman. Yo. Ya bu nedir bu fiyat ya? Ulan ben evimin kirasını zar zor karşılayan bir ses sanatçısıyım. Bunu nasıl ödeyeceğim ben? Ya tamam be, sus. Tamam, 500'ü benden, geri kalanı sizden. Buna ihtiyacım var, anlamıyor musunuz? Ses. Tamam. Ses. Tamam. Ses. Ses 1-2. Evet, şimdi karşınızda beklenen ses. Mekanımızın sahibi, sövgülü şarkıları prensi, Bilal Dermansı! Ben bu ayrılığın kitabını yazdım. Bestseller oldu, herkese sattım. İmza günü yaptım, seni çağırdım. Gelmedin, gelmedin çünkü kitapsızsın. Belki kısayım, biraz yağ bağladım. Ayrıldık diye sanma, bana bağladım. Maksimum bir mendillik, belki ağlarım. O yeni çıktığını ben
sallarım. O yeni çıktığını ben donumda sallarım. Belki kısayım, belki biraz yağ bağladım. Ayrıldık diye sanma mala bağladım. Maksimum bir mendillik belki yağlarım, o da belki. O yeni çıktığını ben donumda sallarım. Ben o yeni çıktığını donumda sallarım. Belki kısayım biraz yağ bağladım. Ayrıldık diye sanma mala bağlarım. Maksimum bir mendillik belki ağlarım. O yeni çıktığını ben donumda sallarım. O yeni çıktığını ben donumda sallarım. Çok sağ olun. Seyfi abi de gelmiş. Hoş geldin abi. Eyvallah. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki geldiniz. Var olun. Yoğun istek var. Fakat programımız bugün çok dolu. Merak etmeyin. Bir şarkıyla daha sizlerle olacağım. Şimdilik beni idare edin. Sizi seviyorum. Sağ olun. Bak, seni donumda sallarım diyor. Donumda. Beni anlatıyor işte. Seni donumda sallarım sözü mü seni anlatıyor? Evet. Leman'cığım senin annen şair, baban balet. Ya bir kendinize gelin. Ne umurumda değil. Evet sevgili seyirciler. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi benim gibi ufak bir ara veriyoruz. Ne güldük değil mi? Birazdan beraberiz. Ay çekil şurada. Merhaba ben Leman. Aşkacımın doktoru artık sizsiniz. Ne güzel okudunuz. Bir ağzınıza sağlık be. Sağ ol. Sağ ağzınıza. Bacımsın. Ama sen şekerlik. Demin şarkı söylüyordum. Işığın gözüme girdi. Rahatsız etmeyeceksem ismimiz nedir acaba? Yeter. Yeter. Harika bir ismin var biliyorsun değil mi? Peki yeter. Çıktığımız var mıydı? Bizim mi? Sizin Yok. Mi? Benim mi? Evet. Senin? Sen... Yok benim çıktığım falan. Hayda bak şimdi. Aşık oldum. Oraya bak. Aşık oldum. Ne yapacağız şimdi? He? Ah yeter. Şu an çok saçma değil mi aramızda olan şeyler ya? Değil. Ne oldu ki aramızda? Hayda bak şimdi. Flört mü ediyoruz ya biz şu an? He? Flört mü ediyoruz Mumu? Ne flörtü ya? Adamdaki özgüvene bak. Bana bak biz flört mü ediyoruz Leman şu an? Hayır canım flört falan etmiyorsunuz. Yok. Ya biz kafa dağıtmaya geldik. Sesiniz güzel diye böyle tebrik ettim sizi o kadar. Bir dakika Leman bir dakika. Bak kardeşim. Kız konuşmak istemiyor. Hadi ikile. Ozan gel bakayım. Bu masadan hesap almıyorsun koçum tamam mı? Tamam. Buranın hesabı bende. Ya yeter siz ne kadar yakıştınız birbirinize Bilal abimle. Allah'ım nazarlardan saklasın kutu maşallah ya. Ne diyorsun sen ya? Hesap ödeyeceğim falan diyor. Pardon. Hesaplar benden ne demek? O güzel gözlerinin hesabını sana soracağım demek. Şekerlik. Böyle düşüyor mu? Bilal abi sen bir şey alır mısın? Yok gülüm. Bu prenses zaten aklımı başımdan aldı Ozan. Dışarıdan bir şey lazım olursa benim platinyum kartla alırsınız. Merak etmeyin. Sen benim abimsin. Gadasını aldım. Gel buraya. Olsun can. Eyvallah. Sağ ol. İki Eyvallah. Dakikada sattı be. Bilal Bey! Bilal Bey! Bir fotoğraf çektirebilir miyiz şöyle? Ah. Evet çok sağ. Bir de kolumu imzalar mısınız? Bak şimdi ya. Bilal Bey benim de kafamı imzalar mısınız? Senin kafada zaten büyük bir boşluk var. Neyse onu yaparız. Benim kol? Senin kola da atayım. Teşekkür ederim. Yeter kıskanmıyorsun değil mi? Benim kadın hayranım çok. Yapacak bir şey yok. Kıskanmazsan eğer bir foto çektirip geleyim diyorum. Ay lütfen. Ne kıskanacağım seni ya? Hadi git. Ne istiyorsan yap hadi. Süper. Hanımdan izni kaptık hanımla. Çok güzel çekiyorum. O zaman dışarıda çekilelim fotomuzu da mekanımın ismi de çıksın öyle değil mi? Hadi bakalım. Hadi. Aşkım. Ne? Ben hemen geliyorum.
Sen bir şeyler iç benden. Sen de bir bardak kezzap iç benden. Hayret bir şey ya. Üç harfler gibi musallat oldu bana, görüyorsunuz çocuklar. Bir de hesabı ödeyeceğim falan diyor. Çok fena ya. Yahu yeter Bilal abim. İstemiyorum mekanda bizim hesap ödememizi. Allah Allah, bitti gitti. Ya saçma sapan konuşma be. Aa, ben öderim tamam. Herhalde yeter be. Yeter, bu ne be? Ne şu karttan ya? 1000 lira alır mısın? Yalnız 1000 lira kişi başı ücretimizdir. Ver şunu be. Bilal enişte demedi mi sana bu masadan hesap almayın diye? Yengeniz ayıp be. Bak, olmaz. Leman ne diyorsun ya? İdare et. Yazık. Ya idare et işte, iki flört et. Kim duracak ya? Hadi Allah aşkına. Hadi abi, hadi abi. Hadi. Şekerlik. Dışarıda basın mensubu arkadaşlar vardı. Aramızda olanlardan bahsettim biraz. Çıkışta mümkünse bir foto çektirmek istiyorlar. Bir hareket yaparız artık ha. Şöyle bir şeyler. Ben bir hareket yapacağım şimdi sana. Ya biz şu an çarpılıyor muyuz birbirimize? Ya affedersin ama sen daha ne kadar çarpılabilirsin? Hayda. Bak şimdi. Kızlarla foti çektirdim diye kıskandın, trip yapıyorsun değil mi? Çetin, yengen hep böyle midir yavrum? Hep böyledir abi, triplidir. Ama sen idare et abi onu. Gül dikeni gibi düşün. Ben sana çerez vereyim abi, ağzın boş kalmasın. Ver bakalım. Al abim. Sağ ol canım benim. Peki yeter. Okuyor muyuz? Evet evet okuyor, Arp okuyor yeterimiz, Arp. Arp mı okuyor? Benim kuzenim de Hava Arp okulunu bitirdi. Zaten düğünde tanışırsınız şekerlik. Ha bir de evleniyoruz yani. Başka bir ihtimal mi var? Başka bir ihtimal var. O da öpmek mi dersin? Yok. Harika. Avcumu yalamak derim. Peki yeter. Ne zaman bitecek bu harp okulu işleri? Ya harp değil. Harp. Bak arp. Arp. Yani klasik müzik enstrümanı böyle arp. Sen çok akıllı bir bıdıksın. Biliyorsun değil mi? Ağzımdan çerez çıktı, fark ettin mi? Ama ben klasik müziğe inanmıyorum. Bence nota yok, name var. Namenin ağzından çıkışını gördün mü? Vallahi bana daha çok başka bir yerinden çıkıyormuş gibi. Ya biz şu an ilişkimizin ilk kavgasını mı yapıyoruz? Ha? Biz şu an bağlanıyor muyuz ya birbirimize? Ne oluyor? Ya bir şey oldu. Yok. Ya bir ilişki. Yok, yok. Ay vallahi çıldırtıyorsun beni şu anda. Sen de beni çıldırtıyorsun şekerlik. Ama aşkından. Arkadaşlar bize ne oluyor ya? Biz çılgıncasına aşık mı oluyoruz şu an? Ay yok ben vallahi dayanamayacağım arkadaşlar. Tamam. Hesabı sonra hallederiz zaman. Ben gerçekten dayanamıyorum. Ne olur affedin beni. Bir dakika. Bir dakika yeter. Nereye gidiyorsun ya? He? Bu ilişkiyi burada bitiriyor musun yoksa? Hani o verdiğin sözler? Nerede? O içine girdiğimiz aşk girdabı, o helezonlar nereye gitti gülüm? Ah. He? Sakın gitme. Karşında dimdik duracağım. Bir dağ gibi. Dağ gibi. Sevdalı, koca yürekli, hırçın bir dağ gibi. Hadi yık yıkabilirsen bu dağı şekerlik. Gel şurada be. Ay ne oluyor ya? Dağ fare doğurdu. Evet efendim, bekarlar var mı aramızda? Şunu soracağım. Evleneceği erkekte arayacağı özellikleri soracağım. Var efendim, buyurun. İsim ne efendim? Esma Çağrı Tekin. Yalnız Almanya'dan geliyorum. Almanya'nın neresindensiniz? Frankfurt. Frankfurt. Aynen. Kriterleri dinliyorum efendim. Okumuş olsun. Ne bileyim, ben de okudum şimdi. Kariyer yapma aşamasındayım. O yüzden hani... Aynı ama, statüste olması... Ama bir şey söyleyeceğim, böyle insan kaynakları gibi eş mi alınır ya? Evet, okumuş olsun ya, bir tahsili olsun. Ha, aynen. Yani kültürlü biri olsun. İlla ki ben üniversite mezunu falan olsun demiyorum ama hani kültürlü, sağduyulu biri olması lazım. Uzun boylu, yakışıklı, hani gözüme hitap edecek biri de olsun yani. Uzun boylulardan mı hoşlanıyorsun? Kendim kısa boyluyum ama böyle... Uzun boylu birilerinden daha çok hoşlanıyorum. Yani müstakbel çocukların boy ortalamasını tutturalım istiyorsun. Aynen yazık. Hani benim annem babam da ikisi de kısa boylu. Biz de malum yani iki kısa çocuklarıma yapmak istemiyorum onu. Annem babamı çok seviyorum. Boyla alakası yok tabii ki. Hani işte ama yine de öyle düşünceler var. Evet peki yakışıklı kavramınız ne sizin? Yani ne renk olsun adam? Kumral. Esmer olmasın, kıllı olmasın.
Niye öyle istemiyorsunuz? İtici buluyorum. Kılı mı? Bilmiyorum, evet. Kusura bakma, yani babam da kıllı sonuçta da ama... Ama onu çok seviyorsunuz. Ama onu çok seviyorum. O başka yani. Gerçekten babanızı merak ettik, kısa kıllı babanızı. Kendisi çok yakışıklı. Adanalı, karizmatik, tam baba yiğit. Siz baba yiğit birini aramıyorsunuz ama. Ya kumral, erkekler de baba yiğit olabilir evet, yani. Evet, kumral, tüysüz. Kumral, kılsız, tüysüz, kusura bakmayın. Başka böyle bakınca başka ne? Ya gözleri ne renk olsun? Gözleri renkli olmasın, benimkiler yeterli. Yani siz hep karışımı düşünerek... bir şey... Ben çocuklarımı hep düşünüyorum yani. Kendimden önce çocuklarımı müthiş bir özveri. Peki sizde ne özellikler var mesela bunların dışında? Tahsillisiniz. Şimdi kendimi övmek istemiyorum, onu başkası söylesin bence. Kötü yanlarınızı sayın. Bazen çok açık sözlü olabiliyorum, o da hani yanlış anlaşılabiliyor. Kusura bakmayın. Başka... Başka bilmiyorum. Kardeşim yanımda, o söyleyebilir. O da kriterlerini söylesin. Ya bana göre biraz ben mantıksal düşündüğüm için öyle fazla dış görünüşe önem vermiyorum. Hani öncelikle kafalar uyuşması lazım bana göre. Biraz zıtız bu konuda. İşte nasıl uyuşacak? Ya zeka aslında biraz da böyle espiritüel olması. Yani ilk tanıştığınızda test mi çözdürüyorsunuz adama? Nasıl? Ya kimle yemeğe gideceğinizi, kimle konuşacağınızı? Yok ben şöyle hani boyu desem... Bizde ailece bir boy problemi var çünkü. Evet. Bir de Almanya'da ben herkesin yanında çok kısa kalıyorum. Oradaki erkekler maşallah almış başını gidiyor. Ne güzel, çok sorun yaşamıyorsunuz o zaman boy ya, konusunda. Görünmez oluyorum yani. Sorun değil mi, sorun mu bilemedim şimdi. Siz boya önem veriyorsunuz yani. Yani bir dış görünüşte o diyelim artık. Evet. Boy. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben aslında ablamın kötü kriterlerini sayacaktım da ama olsun. Hızlıca sayın. Hızlıca biraz inatçı. Ablanızı gömüp kapatalım programı, buyurun. Kavgacı, inatçı. Kavgacı mı? Ben en iyisi oturayım şimdi, sonra bu işin evi de var. Akıllıca. Aynen. Peki, öyle. Çok memnun olduk. Biz de memnun olduk. Ailemize buradan selam gönderiyoruz. Çok selam, teşekkür evet. ederiz. Severek izliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kız arkadaşlarımız bir yerde toplanıyor ve bir çift arkadaşları var. O çifti bekliyorlar. Bakalım o çift nasıl geliyor yanlarına? Çift olarak mı geliyor? Yoksa hüzünlü arkadaşlarını teselli etmek onlara mı düşüyor? Nasıl teselli ediyorlar? İzleyip görelim efendim, bakalım neler olacak. Ne almış ya? Doğru mu verdin? Ay kızlar, kasadaki çocuk mokamın üzerine telefon numarasını yazmış. İnanmıyorum, bakın. Bence inan Burcu, çünkü bana da yazmış, bak. Sana da mı yazmış? Evet, hepimize yazmış kızım. Ay zaten bütün iyi adamların başı bağlı şekerim. Bize de böyle kala kala salaklar kalıyor. Yazar kasa ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç şikayet etmeyin. Üniversite zamanında o peşimize düşen saftilik deyip beğenmediğimiz çocukları at gibi kızlar aldı götürdü. Vallahi götürdü. Sorma. Biz kime yüz verdik? Nerede uğursuzu, hadsizi, pisliği, şerefsizi, adisi, yalancısı, aldatanı, paramı alıp kaçanı çakal! Ay! Bir isim vermedin kızım, kim bu? Mehmet. Aman Ahmet, Mehmet, Veli. Hepsi aynı, bunların erkek değil mi işte? Boş verin be. Çetinler nerede bu arada ya? Gelirler birazdan. Onlar bizim gibi sap mı kızım, onlar çift. Dün gece geç yattılarsa geç uyanmışlardır. Evden de geç çıkmışlardır. Gelirler yani. Yeterli akıllı kız. Vallahi böyle kapakladı çocuğu. Çetin'e tam evlenilecek adam. Kızım sen çeşit misin? Niye? Sen ayarladın, sen kendini ayarlasaydın. Ya canım benim, 20'li yaşlarda insan tipe bakıyor biliyor musun? 20'li yaşlarda benim hayalim Brad Pitt. Ama gerçekler 35'ine gelince kim? Bilal Koçyiğit. Ya inanabiliyor musunuz? O bıdık bile beni aldattı ya. Haklısın. Sen nereden bileceksin ki o adamın ileride böyle iş güç sahibi olup evlenilecek bir adam olduğunu? Nereden bileceksin? Nereden bileceğim? Haklısın. Haklıyım tabii. Ama Bilal biliyor işte. Aferin kızı Yeter'e bak. Bak aldı çocuğumu, ne güzel. Tabii Allah sahibine bağışlasın bu saatten. Bağışlasın zaten. Amin, amin, amin. Ananı almış, sadan satmış. Herkes memnun. Ah.
Hoş geldin Çetin. Selam kızlar. Hoş geldin. Canım hoş geldin. Yeter nerede? Ya benim size söylemem gereken bir şey var. Ne oldu? Biz Yeter'le ayrıldık. Ay çok üzüldüm. Ne oldu? Yakışıyordunuz siz. Ya ben evlenme teklif ettim. O reddetti. Önce boyumla ilgili olduğunu düşündüm. Çünkü bunlar Almanya'da yaşamışlar, tamam mı? Orada kendini kısa hissediyor. Bu daha yukarıda görmek istiyor kendini. Benim de boyum belli. Çocuklarım çocuklarım. Evlenirsek çocuklarım nasıl olur? Evlenirsek çocuklarım nasıl olur? Bastırıyor. Ya bir bitmedi o çocuklarım. Ondan sonra bir test çıkartmış. Hani ben zeki miyim, değil miyim diyor. O gün de benim bir aptal günüm. Çözemedim. Dört yanlış bir doğruyu götürdü. Toplamda üç doğru var zaten. Dedim ki acaba bununla mı ilgili? Sonra dedi ki yok yok dedi. Hayır dedi. Yani bu ablamın kriterleri aslında. Allah Allah. Evet böyle. Ne yaşamış ya? Sonra dedi ki ya dedi ben dedi hayatımın bu döneminde işte kariyerime odaklanmak istiyorum dedi. Buymuş bitti. Yani. Aynen. Ay çok üzüldüm Çetin. Vallahi... Çok da yakışıyordunuz ya. Tatlı kızdı ya bir de ay. Ya sormayın kızlar ya. Çok canım acıyor benim. Ben içeriye girip bir kahve alacağım. Ondan sonra al gelirim. Canım, al canım. Konuşuruz ya. Buradan mı alınıyor kahve? Bu tarafa. Tamam. Şuradan gidiyoruz. Yani çok da yakışıyorlardı değil mi? Evet çok üzüldüm vallahi. İyi kız Yeter ya. İyi kızdı ya. Üzüldüm. Yazık çocuğa ya. Evlenmek istemiş bak. Şimdi kimle evlenecek bu çocuk? Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz? Ya tabii canım sonuçta Yeter istememiş. Yani. Yani. Zaten yakışmıyorlardı be. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Kariyer mariyer yalan. Yeter yollu. Yollu ben sana diyeyim olmaz ondan. Ne oldu bu şey? Kadın kesinlikle lazım. Kesinlikle katılıyorum. Kadın lazım. Kadın. Katılıyorum. Kadın. Bilinç! Ne bilinci ulan? Bu ne bilinç? Senden eski tanıyorum. Ben Çetin'in ölümüne severim. Şu hareketlere bak ya. Ben hepinizden büyüğüm ulan. Ben hak ediyorum en çok. Tükürdüm benimdir. Ne yapıyorsun sen ya? Tühtü. Maşallah sana. Seni doğranana ya. Diyorum. Aslan gibi adamsın be. Ha. Nazar değmesin. Anladım ya. Evet. Sağ olun kızlar. Sağ olun da. Ya... Siz söyleyin arkadaşlar. Ben nerede hata yaptım ya? Ben biliyorum nerede hata yaptım. Geç şimdi sen şunları ver. Canım, sen şimdi nerede hata yaptın biliyor musun? Şeyde hata yaptın. Sen kendini bir kere herkes gibi görüyorsun. Ama sen herkes değilsin. Sen nesin biliyor musun? Neyim? Sen... Boğaz, ben neyim? Nesin? Koçum. Boğayla koç ne olur? Ne olur? Hayvan gibi olur. Evet, Burcu'cum, arkadaşım Çetin'le ben bir şey konuşabilir miyim? Çetin'cim, ben şimdi düşündüm. Bence siz hayvan gibi değil, ahır gibi olursunuz. Ne komik. Şimdi Çetin'cim bak, ben seni burada en eski tanıyan biri olarak... Yani evet, doğru. ...sana önerim şu ki, bence... Misal, Beşiktaş'ta oturan 35 yaşlarında, 1.60 boyunda... ...senin için gerekirse kariyerini satacak. Senin için gerekirse arkadaşlarını satacak. Bankada atıp sayılır bir parası ola. Ne bileyim ya işte böyle... ...baş harfi M olan, son harfi P olan... ...biri bence hiç fena olmaz. Nerede öyle biri ya? O hiç fena olmazın. TC kimlik numarasını da ver istersen Mehtap. Çetin gel böyle. Sen onlara bak. Onlar biraz gidik. Bak tatlım. Şu yaşadığın zorlu süreçte sana en çok lazım olan şey tatil. Gel şu hafta sonu Antalya'da değerlendirelim. Anlamsızca 3 ay orada kalalım. İyi gelir. Ya kızlar anladım. Siz beni eğlendirmek için yapıyorsunuz ama işte ben... ...şu anda bunları düşünmek istemiyorum ya. Ben biraz efkarlıyım. Aslında en güzel yapılacak şey ne biliyor musunuz? Ne? Eve gidip opera dinlemek ya. Bana çok iyi gelir evet. Ah!
kendi beynine değil mi? Ya düşündüm de yani opera güzel de ne bileyim böyle insanın kafasını dağıtacak uzak doğu müzikleri dinlemek güzel olabilir mesela. Johnny, honey, monica, konnichiwa, arigato, oni, moni, nanichi, mono, cha, 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 chi, oji, moji, 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 chi, no, no, ni, chimi, chimi, chi, ayda, moji, ni, kono, ni, Kyoto. Evet, Özgeciğim bu çok güzel ama bu uzak doğuya da uzak. O yüzden. Ya niyetin çok iyi ama ya yine ne varsa türkülerimizde var be. Ölme, tamam. Genç ömrümü çürüttün. Ya tamam. Arkadaşlar ya. Siz gerçekten çok iyisiniz ya. Sağ ol. Ben burada sorun yaşıyorum diye beni eğlendirmek için kendinizi parçaladınız. Ya çok teşekkür ederim. Ama galiba yeteri özledim ya. Hele onun o minicik avuç işleri. Minnak. Çok tatlılar ya. Ben bir kadında en çok avuç içine bakarım arkadaşlar. Allah'ım! Allah'ım sen bu kulunu kazalardan, belalardan koru ya Rabbim! Amin! Ya dua gibisi yok. Yemin ediyorum içim ferahladı ya. Burcu, dua eden ellerin dert görmesin. Aslında el de değil ya, el de değil. Ben artık... Beni taşıyabilecek bir kadın arıyorum arkadaşlar. Yani güçlü, yani... Bak, belki de yanı başında ve sen onu fark etmiyorsun. Bir dakika. Siz beni etkilemeye mi çalışıyorsunuz arkadaşlar? Ha ya, ben böyle etkilenmem ki. Ben kadını gördüğüm anda çarpılmalıyım. Elektrik almalıyım buram buram o kadından ya. Var mı öyle bir kadın? Var mı abi? Allah canımı alsın var. Nerede var? Ne oldu kız buna? Aman! Korktu be. Evlenecek bir adam vardı. Gitti. Onu da öldürdü. Vallahi yaptım. Öyle ciddi düşündüğü sevdiği kişiyi ailesiyle tanıştırırken enteresan bir şey yaşayan var mı? Şu arkada bir tane hanımefendi var. İsmim Duygu. Evet. Eşim Tayfun. Eşimin ailesinden özür diliyorum şimdiden. Sevgiliydik. Ve ben İstanbul'un yanına gelmiştim. O zamanlar 19-20 yaşlarındayım. Siyah straplez bir elbise, fuşya tırnaklar, full makyaj. Siz neredeydiniz? Ben Kocaeli'deydim. Kocaeli'den İstanbul'a mı geldiniz? Evet, İstanbul'a izin günümdü. Eşimle beraber gezmeye geldim. Kendimi beğendirme dürtülerim de var tabii o yaşlarda. Sonra eşimin annesi aradı, dedi ki... oğlum, dayınlar akşam yazlığa bekliyorlar. Bütün dayınlar, büyük alan hepsi yazlıkta. Duygu'nun da buraya geldiğini öğrenmişler, sizi bekliyorlar. Demiş. Eşim şöyle dönüp bir bana baktı. Peki anne, geliyoruz dedi. Telefonu kapattı. Seni modifiye etmemiz lazım dedi. Ne oldu dedim, aileyle tanışıyoruz dedi. Hemen yakın bir markaya beni soktu. Tamam dedi, kıyafeti hallettik, şimdi de kuaföre gidelim. Oradan bir kuaföre soktu. Şunu dedi, hanım hanımcık bir kıza çevirin. Siz ne halde gittiniz adamın yanına, ben anlamadım ki. işte Frenchler, düz bir fön, böyle hanım hanımcık bir genç kız olarak ailesiyle tanışmaya gittim. Sonra zaten evlilik teklifi geldi. Aileye kendimi beğendirdim. Faydalı bir şey olmuş. Şimdi ne zamandır evlisiniz? 7 sene oldu. 4,5 yaşında bir kızımız var. Allah bağışlasın. Hala eşimin öyle kurtardığı anlar var. Nasıl? Yani yine gidip zamanlarda ben bazen çok uygun olmayabiliyorum. Giymeyin şu straplezi artık o zaman. Ya bu adama bu kadar masraf yaptırıyorsunuz. Yok, bu fizikle zaten straplez giyinemiyorum artık da. Estağfurullah. Keyifli bir ailedeyim ama. Buradan selamlar. Bütün aileye. Tabii eşim söylemek ister büyük ihtimalle. Sizin çok büyük hayranınız. Benim hayranım ama ailesine selam mı söylemek istiyorum? Aynı zamanda çok da utangaç. Biraz konuşsun istiyorum.
Evet, o ben fazla dışa dönüyorum. Yani utangaçlığını burada mı çözelim istiyorsunuz? Siz neler neler çözdünüz burada, onu da çözersiniz diye düşünüyorum. Hadi. Verin mikrofonu hastamıza, şey beyefendiye. Şey mi, mahcup musunuz? Çok konuşmayı sevmez misiniz? Yani çok sevmiyorum eşim kadar. O biraz benim zıttım o konuda. Ama bu artı eksi kutuplar birbirini çeker derler. Ya öyle oldu, evet, aynen. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Yani o anlamda birbirimizi tamamlıyoruz ama böyle zamanlarda biraz zor durumda kalıyorum, evet. Evet. Ama şimdi zor durumda kalacak bir şey yok. Yok tabii. Buradan aileme selam söylüyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Evet. Herkese iyi seyirler. Çocuğun adı ne? Nil Ela. Nil Ela'ya da selam söyleyelim. Kalsın öyle ana olarak. Kızıma da çok selam söylüyorum buradan Nil Ela'ya. Öpüyorum onu çok. Mutluluklar diliyorum çok ben. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Tamam. Teşekkür ediyorum. Kıskandım ben de kızıma selam söylüyorum. Burada dursun. Evet. Şimdi... bir arkadaşımız var, çok seviyor beraber olduğu kişiyi ve artık evlilik düşünüyorlar. Ciddi bir ilişkileri var. Beyefendiyi de ailesiyle tanıştıracak. Bakalım adam nasıl bir tip, aileyle anlaşabilecek mi? İzleyip görelim, buyursunlar. Alo, Naime. Ay hayatım, ne diyorum biliyor musun? Siz bir 5 dakika bekleyin. Ay vallahi konu komşuyla beraberim şimdi. Ha sağ olsunlar, selam ediyorlar sana da. Senin de kızına selam. Yani 5 dakika beklersin, ondan sonra kız aldığı zaman damat olsa çat bir bahaneyle gelirsin. Hanım, ne yapıyorsun? Kimle konuşuyorsun? Şevket, 8 numaradaki Naime ile Kazım'a haber verdim. Gelin dedim, onlar da damatı görmek istiyorlar, meraktalar. Ya çocukla ilk defa tanışacağız. Şimdi zaten ortam gergin. Niye geleceksin çocuğu şimdi? Ne var bunda Şevket? Merak etmişler. Bir bahaneyle gelecekler, 2 dakikada çocuğu görecekler, gidecekler. Şevket. Bugün beni korkutuyorsun. Ne yedin, ne içtin, ne bu haller? Heyecanlandıysan yeniden yapacağım. Bana bir heyecan olur. Yap. Şevket, yarın 6. günüm var. Elimde konum yok. Büyük dram yaşıyorum. Kurban olayım, idare et bugüne. Geldiler. İyi misin? Bakayım. İyiyim. Tamam, hadi. Geldiler. Hadi inşallah. Kızım, hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum. Gel. Şevket ve Yeter evinin kapılarını İbrahim için açtı. Bakalım çiçeği burnunda damat adayı aileden tam not alabilecek mi? Az sonra. Güldür magazin. Severek izliyoruz. Kızım hayırdır? Babacığım, İbrahim Güldür Magazin'de dış ses olarak çalışıyor. O yüzden böyle konuşuyor. Ay ben de bir an ne oluyor dedim Şevket. Vallahi şok oldum. Yeter'e yeni damat şoku. Gel, aynısını yapıyor. Gel. Aynısını yapıyor. Bir de şey desene oğlum. Cem Yılmaz kırdı geçirdi. Cem Yılmaz kırdı geçirdi. Ne yapıyor Şevket? Ay oğlum, ben hep özenirim böyle açarken bakarken magazinlerde. Şöyle benim bir haberimi yapsana Yeter mesela, haberleştirsene. Kızının sevgilisiyle tanışan Yeter, güzelliğiyle mankenlere taş çıkarttı. Bu kadın bu yaştan sonra çıkarsa böbrek taşı çıkartır. Bir de şey desene oğlum. Şevket'e Adriana Lima'dan yoğun ilgi. Cemiyet hayatının renkli simalarının buluştuğu gala gecesinde dünyaca ünlü manken Adriana Lima'dan Şevket'e yakın markaj. Gala çıkışında Şevket'in koluna girdi ve gecenin karanlığında kayboldular. Gördün mü? Yeter. Adriana Lima gala çıkışında koluma girmiş. Yaşlısın Şevket. Yaşlısın. Karşıdan karşıya geçerken araba çakmasın diye öyle yaptım.
Bugün gerçekten çok korkutucusun. Siz ne ara tanıştınız, ne oldu, ne ara işler böyle ciddiye bindi bakayım? Babacığım şimdi geçen kış ben hani bir televizyonda staj yapmıştım ya. İşte o zaman tanıştık. Hatta hani siz şeye gitmiştiniz, memlekete tatile gitmiştiniz ya. İşte o ara biz tanıştık, sonradan sevgili olduk. Ailesini memlekete yolladı, yakışıklı sevgiliyi koluna taktı. Aynısını yapıyor. Desen yine öyle söyleme oğlum. Kulağa hiç hoş gelmiyor. Neyse canım baba, işte biz o zaman yakınlaştık, sevgili olduk. Sonra Uludağ'a falan tatile gittik. Orada ilişkimiz çok ciddi bir hale geldi. Ailenin yokluğunu fırsat bilen çifte kumrular aşka geldi. Soluğu Uludağ'da aldı. Bana baksana sen çocuğum. Güldük, eğlendik. Bitti. Sündürme. Allah Allah, kudurma. Tanışma gecesinde gergin anlar. Az sonra. Hala kuduruyor ama kızım bu. Ama anneciğim, İbrahim'in konuşma şekli böyle. Yani işini çok sevdiği için hep böyle konuşuyor. Dışarıda da böyle konuşuyor. Sonuç olarak meslek aşkı böyle bir şey anne. Kızım ben de bir tellak olarak mesleğimde çok başarılıyım. Ama dışarıda gördüğüm her adamı da yatırıp keselemiyorum. Ayrıca sen mesela gideceksin, evin ihtiyacı var yavrum. Manava gidiyorsun, bana bir iki kilo meyve. Ne diyeceksin? Manava giden İbrahim, manav amca karpuzun da kütür kütürmüş dedi. Olanlar oldu. Sen esnaf adama karpuzun da kütür kütürmüş dersen, olanlar olur tabii. Böyle yaşanır mı ya? Şevket damada verdi, veriştirdi. Böyle de yaşanır mı ulan? Buna da yaşamak denir mi ulan? Ya bir de bak, çarpı diyor magazinimin köşesi. Ben o an maksatla söylemedim. Kızım sen emin misin bu şeyden? Ama babacığım, çok tatlı biri o. Biz birbirimizi çok seviyoruz ve yani sonuçta onun mesleği böyle, o yüzden. Şuna da bak sen. Kapı çaldı. Kim geldi acaba? Durduk durup geldi. Komşular, hoş geldiniz. Ne oldu? Ne attı sizi buraya? Ne mi attı? Şey, evde... maya bitmiş de, sizde maya var mı diye şey ettik, Kazım'la geldik. Bu mu kız? Ha, maya almaya geldik. Kazım'dan espri bombardımanı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken komşu Kazım, komşu evinde gülmekten önce kırdı, sonra geçirdi. Yok ya, ben neyi kırdım yine ya? Şey, Kazım amca Güldür Magazin'de dış ses olarak çalışıyor İbrahim de, o yüzden öyle konuşuyor. Ha. Geçmiş olsun, benimle bir şey mi oldu amca? Ha kızım, vallahi akşam koltukta uyuyakalmışım da. Şok, şok, şok. Naime ve Kazım çifti yataklara ayırdı. Ayırdı mı? Ayırmadı ya. O, bu televizyon izlerken uyuyakaldı orada. Vallahi. Yoksa mutluyuz biz ha Kazım? Mutlu muyuz Kazım? Mutluyuz aşkım tabii. Şişt Naimeciğim, sen aldanma. Çocuk iş yüzünden böyle böyle konuşuyor. Seni gidi uçan fil. Sen akşam seyrederken, maç seyrederken kanepede mi uyudun Kazım? Ha vallahi ya Şevket ya. Maç seyrettikten sonra Hülya Avşar'ın filmi çıktı, ona dalmışım. Şok, şok, şok. Kazım'dan ona itiraf. Hülya Avşar'la Hülyalara daldım. Kazım'la Hülya Avşar arasında neler oluyor? Az sonra. Kazım'la Hülya Avşar arasında neler oluyor Kazım? Ya bir dönem ben Hülya Avşar'la aramda ne olacak? Hülya Avşar bana bakabilir mi ya? Ha baksa olur diyorsun yani. Ay bu hafta ikinci Hülya Avşar vakası. Vallahi ben de şüpheleniyordum ne zamandır. Ya bunlar hep basını çarpıtması Naime. İnanma böyle şeylere. Sen böyle konuşmaya devam et. Ben sana çarpıcı anı az sonra yaşatacağım. 20 yıldan sonra şunları da duydum ya yani. Sen de hoş geldin oğlum. Hadi görüşürüz. Allah Allah Naime, ağlama. Allah Allah. Ya, tamam. Ya hep bunlar basın. Ben yarın bir basın toplantısı düzenler. Gereken bütün açıklamayı da yaparım. Ben ne diyorum ya? Ne diyorsun? Beyni Naime! Naime, ağlama. Allah aşkına, vallahi beyni yapmış. Bana bak çiki manki. Sen de he. Abarttın ama artık. Bana bak kızım, sen ya bu çocuğu susturacaksın, yayın dışına bırakacaksın. Çünkü zira bizim ayarlar bozuldu. Bak neler oldu.
Anneciğim, ben İbrahim'i seviyorum. Burcu'dan Yeter'e tokat gibi cevap geliyor. Şevket'ten İbrahim'e cevap gibi tokat geliyor. Babacığım, lütfen böyle konuşmayın ama. Sonuçta İbrahim işini aşkla, sevgiyle yapan biri. Hep siz bize söylerdiniz. Derdiniz ki yani işini nasıl yaparsan yap ama iyi yap derdiniz bize babacığım. Sonuçta İbrahim'in meslek aşkı tabuları yıkan bir şey. Kızım bu tabu değil, yuva yıkıyor bu. Aa, şuna bak. Herkes de bugün gelecek. Tuttu. Kim geldi acı? Annen bugün iyi değil kızım. Aa, babam babaannem gelmiş Şevket. Selamün aleyküm. Selam, aleyküm. Ya Leman, reçel yaptıydı ya. Öyle geçerken orayı verelim dedik. Ay, niye zahmet ettiniz? Sağ olun, olsun, sağ olun. Misafiriniz mi var Şevket? Hayırdır? Anneciğim, İbrahim. Burcu'nun garip erkek arkadaş seçimi. Şeyde, magazin programlarında dış ses oluyormuş kendisi. Şevket! Oğlum sen niye kızın erkek arkadaşı hakkında böyle ileri geri konuşuyorsun? Sana yakışıyor mu ya? Demek televizyoncusu mu öyle mi oğlum? Ne kadar güzel, ne kadar. Pek de yakışıklı be. Kudret dede ve Leman nineden damat adı İbrahim'e tam not. Aynısını yapıyor. Ay, ay. Arda düşünüyor doğumuzu maçında. Leman nineden olay frikik. 70'lik güzel yürek oplattı. Efendim? Kim neyi hoplatıyor lan? Oğlum bak, benimle düzgün konuş, senin kalbini kırarım ha. Basına çirkin saldırı. Alkollü olduğu gözlerden kaçmayan Kudret dede üzerimize yürüdü. Fotoğraf makinamızı kırdılar. Alkol mü? Hacıyım lan ben! Baba sen tamam, sen sinirlenme, ben sinirlenirim. Lan oğlum! Lan oğlum bak, seni magazin köşesinden cinayet köşesine atarım ha! Ama baba, elinde değil ki. Ama kızım, bunun da elinin ayarı yok ki. Baksana geldiğinden beri kırdı geçirdi. Bana bak! Şşş! Küçük suratlı! Bombik! Ya bana küçük suratlı falan deme. Gördüğünü söyle kızarken. Tamam. Gördüğümü söyleme. Şşşt! Bana bak! Camış! Bak, Şevket'le iyi geçin çocuğum. Kızım, Şevket'e benzemez. Yıllar sonra gelen inanılmaz itiraf. Aile yıkılacak. Yeter, kızım Şevket'e benzemiyor dedi. Acaba çocuk başkasından mı? Bir dakika, sessiz olun. Ben bu sorunu kokten çözeceğim. İbrahim, şey desene. Şevket'ten damat adayına meydanda ya. Şevket'ten damat ad... Az sonra... Yok yok, şimdi hemen şık. Gel lan buraya. Hayat bir gündür, o da bugündür.